Merhaba, ben Esra Apaylı. Daday Merkez Mahallesi muhtarıyım. Doğma büyüme Daday'ım. Evli ve iki çocuk annesiyim. Ayrıca esnafım. Daday'da lokanta işletmeciliğim var. 2019 yerel seçimlerinde eşimin, ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle Daday Merkez Mahallesi muhtarlığına aday oldum. Ve Daday halkının takdiriyle 4 senedir hizmet vermekteyim. Kadın güçlüdür, kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadın elinden gelen her şeyi yapar. Kadın özgürdür, kadın saygındır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü en içten dileklerimle kutlarım. Merhabalar, ben Zahide Kesudağoğlu. Evli ve 3 çocuk annesi, Divit'in Butik işletmecisiyim. 14 yıl önce çıktığım bu yolda, olumlu gelişmelerin yanı sıra karşıma çıkabilecek tüm olası zorlukların üstesinden geleceğime inanarak kendi işletmemi kurdum. Başarmak, inanmaktan geçen bir yoldur. Zorluklar bizi yıldırmamalı, yapamazsın, edemezsin cümleleri bizi durdurmamalıdır. Her başarılı kadının hikayesini, içinde hiç büyütmedi, o yılmaz, yorulmaz, denemekten bıkmayan çocukluğu vardır. İnanın, deneyin, bıkmayın. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Hanımlar, hepinize merhaba. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hepimizin kutlu olsun. İsmim Elif Avanoğlu. Kısaca kendimden bahsedeyim size. 45 yaşındayım. 18 ve 25 yaşlarında iki evladım var. Bir işletmem var. Siyez üreticisiyiz. Bir dükkanım var. Bugünlere nasıl geldim hakkında şöyle bahsedeyim. Her kadın gibi çalışma hevesi olan, her zaman üretken olan bir kadın oldum. Fakat çok genç evlenip, çok genç yaşta anne olmam nedeniyle üniversite hayatım olamadı maalesef. Daha sonra çocuklarım büyüdükten sonra çalışmalıyım diyerek özel sektörlerde iş hayatına atıldım. Daha sonra kendi hazır yerlerimiz, tarlalarımız vardı. Ne üretebiliriz diye düşününce siyez aklımıza geldi. Böylelikle biz siyez üretmeye, siyez bulgur, siyez unu yapmaya başladık. Kendi buğdayımızı ekip onu bulgur haline getirmek, birçoğunuz bilir siyezin çok zahmetli bir iş olduğunu. Kendimiz eski usullerle buğdayımızı köye götürdük. Orada işte kaynattık, serdik, kuruttuk, bulgur haline getirdik, çuvalladık. Bugünlere çok zor geldik, çok çok emek verdik. Yani ilk başta bu işi evden doğru yapmaya başladım ben. İnanın insanlara temiz bulgur ulaştırmak niyetiyle aylarca, günlerce evde masamın üzerinde çuvalları boşaltıp tek tek ayıklayarak, paketleyerek insanlara ulaştırdım. Instagram hesabı kurduk, kendi sitemizi kurduk. Derken çok şükür belli bir kitleye ulaştık. Artık müşterilerimize sormaya başladılar şehir dışındakiler. Hani yeriniz nerede, nereye işte geldiğimiz zaman çayınızı içmek isteriz diye. Daha sonra dükkan nasip oldu. Münire Meclisi El Sanatları Çarşısı'nda şu an bir işletmem var. Yine orada kendim paketlememi yapıp ve bütün kastamonu ürünlerin satışını yapıyorum şu an. Size söyleyeceğim, eğer içinizde bir amaç, bir hedef varsa tutmayın. Zaten Rabbim sizi yönlendiriyor. Siz yeter ki bir şeyler yapmak isteyin. Cesaretiniz olsun. Hiçbir şeyinizi ertelemeyin. Yani hele bu son yaşadığımız olaylardan sonra insan bunu gerçekten daha iyi anlıyor. Felaketlerden sonra Rabbim kimseye göstermesin. Hiçbir şey ertelemeyin, içinizde hiçbir şey tutmayın. Yeter ki bir şey yapmak isteyin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Görüşmek üzere. Kastamonu'ya geldiğiniz zaman hepiniz çayım içmeye beklerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili hanımlar. Ben Özge Gök. Daday'da yaşıyorum. Aslen Bozkurtluyum. 42 yaşında, evli, iki kız çocuğu annesiyim. Yıllarca kapı kapı iş aradım. Ama nasibimde esnaf olmak varmış. Beni bu projeye koydukları için proje sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Bizlerin seslerini duyurdukları için onlarla gurur duyuyorum. Şimdi sizlere iş yerimden bahsedeceğim. Atatürk Çay Bahçesi Özge'nin yeri. Bu işi bana eşim açtı. Yıllar önce dedi ki Özge küçük bir mekan var. Yapabilir misin lokanta açalım? İlk önce kendime güvenmedim ama niye yapamayayım dedim. Rabbim yürü ya kulum dedi. İşler büyüdü. Tam 8 yıl oldu. Hiç kolay olmadı bu mekanı bu şekilde bu hale getirmek. Yeri geldi işimin patronu, yeri geldi döner kesen bir usta, yeri geldi müşteriye koşa koşa kahve götüren bir garson oldum. Bundan da hiç gocunmadı. Buradan sizlere sesleniyorum. Kendinize güvenin. İnanıyorum Türkiye'de binlerce evin içinde bizlerden daha becerikli bir sürü cevherler var. Bir sürü becerikli kadınlar var. Sadece bu işin sırrı kendine güvenmek. Ben yapabilirim demek.
Ben buradan bu işi bana açtığı için sevgili eşime teşekkür ediyorum. Bu mekanın kapılarını bize açtığı için Sayın Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a şükranlarımı sunuyorum. Buradan tüm Türkiye'deki kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Merhabalar, ben uzman klinik sağlık psikoloğu Sunu Ömer Başoğlu. 1986 Kastamonu doğumluyum. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. 2013 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Halihazırda da doktora eğitimime devam etmekteyim. 13 yıldır alanda kronik ağrı sendromlu hastalarla ve çiftlerle çalışıyorum. Bir kadın olarak kendi değerimizi bildiğimiz, kendi haklarımızı savunma cesaretini gösterdiğimiz ve kendi içimizdeki güce inandığımız bir dünya temenni ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Merhabalar, ismim İffet Erşan. 53 yaşındayım, evliyim, 2 tane evladım var. İlkokulu bitirdikten sonra ben belli bir süre farklı sebeplerle eğitimi ara vermek durumunda kaldım. Uzun bir zamandan sonra eğitim hayatıma devam ettim. Ailemin de desteğiyle bir yılda ortaokulu, 2,5 yılda liseyi tamamlayarak 26 yaşında üniversiteye kazandım. 4 yıl aktif olarak üniversiteyi okudum, 30 yaşında da mezun oldum. Farklı sektörlerde, farklı alanlarda çalıştım. Hala daha özel bir sektörde çalışma hayatıma devam etmekteyim. İnsan isterse her şeyi yapar ama kadın isterse çok şey yapar ve kadın isterse asla vazgeçmez. Benim kadınlara söylemek istediğim falan kesin eşi, filancanın kızı, filancanın kardeşi denmekten öte bizler ne yapabiliriz? Ben İffet Erşan olarak ben hayatımda eğitime devam ederek vizyonumu genişletmeye çalıştım ve var olmaya çalıştım. İnsanlara dokunmaya çalışıyorum, üretmeye çalışıyorum. Çünkü kadın değişmezse toplum değişmez. Kadın değişirse toplum değişir, toplum değişirse dünya değişir. Değerli kadınlar, değerli arkadaşlarım, inanın sizlere fırsatlar gümüş tepsiyle sunulmayacak. Bu fırsatları sizlerin oluşturması, sizlerin geliştirmesi gerekiyor. Bundan dolayı lütfen kabuğunuza çekilmeyin. Toplum içindeki yerinizi mutlaka ivedilikle alın. Çünkü sizler toplumda olursanız, bizler toplumda olursak birçok şey çok daha güzel, çok daha farklı ve çok daha hızlı değişecek ve gelişecek. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinize saygı duyuyorum. İyi günler dilerim. Merhaba, ben Mira. Ben bir çocuğum. Biz çocuklar bu dünyayı önce annemizin gözleriyle görüyoruz. Bizim hayallerimizi annelerimiz besliyor. Geleceğe umutla bakmamız, kendimizi güvende hissetmemiz, zorluklara karşı mücadele edebilmemiz için sizlere ihtiyacımız var. Hep de olacak. Siz annelerimizin bugün yaptıkları, bizim gelecekte yapacaklarımızın aynası oluyor. Siz güçlü, kararlı ve mücadeleci olun ki bizler de sizin izninizden gidebilelim. Ben geleceğin kadını olarak bugünün kadınları olan sizlere, annelerimize şunu söylemek istiyorum. Bizim ışığımız sizsiniz. Asla vazgeçmeyin ve ışığımızı söndürmeyin ki biz de yolumuzu rahatlıkla bulabilelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Merhaba, ben Zeynep Ünal. Doğum yerim Küre. Fakat 7 yaşımdan bu yana memleketim olan Taşköprü'de yaşıyorum. Çeşitli iş deneyimlerimin ardından son 3 yıldır Taşköprü Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı Taşköprülü Zadeler Kütüphanesi sorumlusuyum. 20 yıla merdiven dayadığım, evliliğimin en güzel meyveleri olan Rabbimin bana bahşetmiş olduğu iki evladımın emanetçisiyim. Çocukluğumdan bu yana içimde okuma şevkinin olması, bu süreçte beni dışarıdan liseyi bitirmemi, daha sonra hayalini kurduğum üniversite sınavını kazanmamı sağladı. Şimdi ise büyük bir merakla Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyorum. Elbette herkesin hikayesine benzer zorluklar benim hayatımı da zorladı. Ama kendimi yıkılmak üzere hissettiğim her an şuna inanıyorum ki kul gayret gösterince Yüce Allah ilim kapılarını ardına kadar aralıyor. En büyük hayalim yıllardır öğrenmek için elimden düşürmeden okuduğum o kitapları yazanlar gibi yazabilmekti. Hani az önce dedim ya, kul gayret gösterince Yüce Allah ilim kapılarını ardına kadar aralıyor diye. Bunu
bölümü bana ait olan Renk isimli derleme kitabımı Neyno Kültür yayın evi sahibi, aynı zamanda yazılarımı ilk keşfeden değerli abim Çetin Demirci editörlüğünde çıkartarak gerçekleştirdim. Bu duygunun inanılmaz özgüveni ve gücüyle daha büyük hayaller kurabiliyorum artık. Neden? Çünkü biz kadınlar hayal ettiği her şeyi başarabilecek kadar güçlüyüz. Gücümüzü de yalnızca Yüce Allah'tan ve kendi benliğimizden alıyoruz. Bu yüzden şunu gönül rahatlığıyla diyebilirim ki, kim olduğuna başkalarının değil, kendinin karar verdiği güçlü kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Arkadaşlar merhaba, ismim Nihal Gül, Kastamonu doğumluyum, 45 yaşındayım. Dada ilçesinde bulunan Emir Bey Atatürk'ün Doğal Yaşam Köyü'nün kurucusu ve işletmecisiyim. Mesleğim bincirlik antrenörlüğü. Aynı zamanda Kastamonu Bincirlik Federasyonu il temsilciliği görevinde yapıyor bulunmaktayım. Mesleğimiz biraz farklı. Normalde birçok erkeğin yaptığı işi yapmış bulunuyorum. İşletmemizde 32 kişilik konaklama hizmetleri, ATV safarileri, restoran hizmetleri gibi birçok faaliyetler bulunmakta. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız projelerle Kastamonu'da ilk defa atlı terapiler eğitimleri yaptık. Projelerimizi hayata geçirdik ve birçok projemizde daha yapmaya devam ediyoruz. Amacımız burada atlarla insanları buluşturmak, atlardan gelen mucizeyi insanlara aktarmak. Bu anlamda tabii ki istiyoruz ki bu sektörümüze, bu mesleğimize birçok başarılı kadınlarımızı, genç kızlarımızı da ilave etmek. Çünkü mesleğimiz aslında tam bir kadın mesleği. İçimizdeki sevgiyi, heyecanı, aşkı hayvanlara aktarabiliyoruz. Onlar da bize çok güzel bir cevap veriyorlar. Bu yüzden elimizden geldiğince bu mesleği seçmek isteyen arkadaşlarımıza da yardımlarımızı yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhabalar, Asuman ben. Kastamonluyum, bir çocuk annesiyim. Yaklaşık 25 yıldır da çalışan bir annem, çalışan bir kadınım. Çalışmayı çok seviyorum, üretmeyi çok seviyorum. Okulları yazarlarımızla birleştiriyoruz, buluşturuyoruz. Söyleşi etkinliklerimiz oluyor. Bu etkinliğimize de bize destek veren Sayın Bozkurt Belediye Başkanımız Muammer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi sizlerle buluşturduğu için. Bu vesileyle de 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz, Emekçi Günümüzün tüm kadınlarımızın ve sizlerin gününü kutluyorum.